Selamünaleyküm ülkemin güzel insanları. Feleğimiz şaştı. Akşamın 7.30'u. Yani güneş daha batmadı. Biliyorsunuz yaz aylarında geç batıyor. Hani Tofaş hikayesi atanlar, Tofaş'ın modifiyesini atanlar, ülkemin güzel insanları, milyonlar seyrediyor da iyi yorumlar yapılıyor ya, helal olsun Tofaş ne kadar güzelmiş, full orijinalmiş. Arkadaşlar biz de çürük Tofaş'ı topluyoruz diye video atıyoruz. Yok işte ölüm makinesi, yok ölüm tenekesi, yok ikiye ayrılan araba. E tamam da modifiye yapılan Tofaş ikiye ayrılan araba değil mi arkadaşlar? Biz de kendi çapımızda çürümüş bir arabayı topluyoruz. Zülküf kardeşimiz günlerdir uğraşıyor. Arabayı bir şekilde toparlayacak. Çünkü aracın sahibinin başka araba alma lüksü yok. Gıdım gıdım Soner Usta'ya haftadan haftaya ödeme yapıyor ve araç yavaş yavaş bir köşede toplanıyor. Gidelim mi yine oraya? Gidelim arkadaşlar. Evet, Zülküf Usta'm yine bir şeyleri sökmüş. Üzerinden malzemeleri alıyor. Bu malzemeler ne? Kaputun mandalları mı? Menteşe. Yani bu motorun iç havuzu mu oluyor? Ne oluyor bunun adı? Travers sıcağı, podya. Travers. Bu ne? Podya sıcı. Podya sıcı. Ön panel. Ön panel. Hepsi o oluyor değil mi? Evet. Şimdi şu söktüğün malzeme şöyle az kaldırsana. Evet, motor kaputunun menteşeleri arkadaşlar. Boşluk yapmamış, sağlam. Yok, yenisini aldım. Yenisini aldın mı? Cıvataları mı lazım sana? Heh. Ama boşluk yok bunda fazla. Ya. Allah Allah. Yanlış abi. Evet, cıvatalarını kullanacaksın sadece. Evet. Evet, buradaki malzemenin yenisini arabaya Zülküf Usta'mız düzdü. Zülküf Usta, bu araba seni bayağı bir yoracak gibi. Evet. Gerçi sen zevkle yapıyorsun değil mi bu işi? Evet. Ben senin zevkle yaptığın arabayı gösterebilir miyim? Tabii. Ya Allah, bismillah. Evet. Zülküf Usta'nın uğraştığı ön panel bu arkadaşlar. Opar, elleme kopar arkadaşlar. Yavaş yavaş gösteriyorum paneli. Gel aşağıda. Gösteriyorum. Anam, sağ çamurluğu takılmış. Zülküf Usta, bütün saclar mı değişecek? Dış kapı sacları. Hepsi değişecek mi? Yani şu saç değişecek. Bu saç değişecek mi abi? Hangisi abi? Yani bu saçlar değişecek mi? Görünü değişecek abi. Şimdi bunu vince niye bağladınız? Arkadaşlar vinç deyince limanda hani tırların konteynerini kaldıran vinç gibi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi vince tam ortadan bağlamışlar. Şöyle göstereyim. Torpidonun içindeki panel demirine bağlamışlar. Bunu bağlamalarının sebebini ben Soner Usta'ya sordum arkadaşlar. Bu nasıl açılıyor lan? Şunları Gönye'ye getiriyorlarmış arkadaşlar. Tam kapıyı Gönye'ye getiriyorlarmış. Gönyesinde olması için bu şekilde yapıyorlarmış. Hatırlarsanız arabanın içinin havuzunu değiştirmişlerdi ve maviye boyamışlardı. Evet, Zülküf Usta'm, motor kaputunun, görüyorsunuz arkadaşlar, menteşesinin yenisini takıyor şu anda. İki tane var biliyorsunuz. Şurası da arkadaşlar, yine Opar, gördüğünüz gibi orijinal Opar. Bu neydi? Bu şase miydi? Şase kolu. Şase kolu değil mi? Evet. Şase kolu da yeni. Çamurlan işlerine biraz tamirat, tadilat yapılmış. Gördüğünüz gibi. Yani direkt Opar'ın orijinal kendi saclarını kullanıyor. Burada fazla bir çürük çarık olmadığından eğri yerleri düzeltmiş. Bu arabanın bittiğinde ben de merak ediyorum. Zülküf Usta. Şase numarası çürümemiş maşallah. Şase numarası çürümemiş. Bu buradan çıkmasın diye sarı kaynak yapmışsın değil mi? Sarı kaynak daha mı sağlam? Evet abi. He. Sulanıyor biliyor musun abi? Sulanıyor, tutuyor yani. Ne yapıyor? Sulanıyor ya. Sulanıyor. He. Öcüne kadar işliyor. Anladım. Evet. Menteşenin birini taktın canım benim. Evet abi.
Şimdi ikinciye mi takıyorsun? Evet abi. Evet. Motor kapıda açılırken bu langırt lungurt oluyor arkadaşlar. Şimdi bakalım şuraya. Evet, şurada açıklıklar var. Havuzun onun sacı hazırı var mı yoksa sen bükeceksin mi? Ben yapacağım abi. Sen yapacaksın. Şimdi bazı yerleri böyle yaptıktan sonra paslanmaya başlamış. Onlara ne sıkacaksınız boya olarak? Kütür atacağım abi. Kütür paslanmayı önlüyor mu? Evet. Arabanın etrafını, evet, sol tarafa geldik arkadaşlar. Bu ne? Bu gönyeye mi koyuyor abi? Bu özel bir ölçü aleti mi bu? Allah Allah. Her kaportacıda var mı bu? Yok. Bu topaşçılarda mı var? Yok abi, bunu Söner abi Almanya'dan buna getirtirdi. Almanya'dan getirtirdi. Şey. Vay be. Yani Almanya'dan geldi. Ha. Yürtün arkadaşlar. Şeyde abi. Yürtün Almanya'dan getirtirmiş. Bu arabanın kupasını, şasesini gönyeye şeyi değil mi bu? Neyi? Ölçüyor abi işte. Ölçüyor. Arabayı orijinal ölçüsünü buluyorsunuz. Sırf bu tofaşı değil yani. Her arabayı ölçüyor. Allah Allah. Evet. Tamam. Biz de şöyle. Lan şu vinci halen kafayı taktım ya. Vay be. Evet. Şu saç değişecek. Öbür tarafınki gibi. Bu da değişecek. Çamurluk yarım değişti arkadaşlar. Bagajını şu farı alayım burada. Bunları da alayım. Bagajını zaten bir önceki videoda görmüştünüz arkadaşlar. Bagajını komple yapıldı. Artık delik, melik, çürük, çarık hiçbir şey kalmadı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gelin bir kapıda oturtturalım gelin. Cafer. Kaput da mı yeni mi yoksa eskisini mi kullanıyoruz? Abi şu anda eskisi ama belki yenisine gelir ya. He. Şöyle şuraya koyalım. Bu macun mu bu kapat ya? Böyle macun geldi. Bu kapat olur. Olmaz da olur. Niye olmaz? Ben tutturayım mı istersen? Tutturdun mu? Tamam. Aşama aşama göstereceğiz arkadaşlar size. Şimdilik motor kaputu takılacak. Kapandığında sağında solunda boşluk olacak mı? Ondan sonra size belki de bir sonraki videomda bayağı bir yerleri yapılmış olarak göstereceğim inşallah. Buyur abi. Ana, topaşa benzedi lan. Vallahi topaşa benzedi. Evet arkadaşlar, kimse bu devirde uğraşmıyor ama Zülkü ustamla Cafer ustam maşallah. Yani zevkle yapıyorlar bu işi. Helal olsun size arkadaşlar. Vay be.